Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Ordu Spor 11. haftada Karabük İdman Yurdu'na konuk olacak. 3. Lig 1. grupta mücadele eden 52 Ordu Spor çıkışını Karabük İdman Yurdu Spor maçında da sürdürmek istiyor. Hafta sonu evinde İnegöl Kafkas Spor'u 3-1 yenerek kötü gidişatını sonlandıran temsilcimiz, 11. haftada Karabük İdman Yurdu Spor deplasmanında puan mücadelesi verecek. Mor Beyazların deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya pazar 14'te Doktor Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu ev sahipliği yapacak. Mor Beyazlar Karabük İdman Yurdu deplasmanında kazanarak üst sıralarla olan puan farkını daha da azaltmak istiyor. Bu sezon deplasmanda galibiyet alamayan 52 Ordu Spor 3 beraberlik 2 mağlubiyet elde etti. Fas'ta Belediyespor çıkışını ilerleyen haftalarda da göstermek istiyor. Ordu ekibinde teknik direktör Murat Parlak ve oyunculardan Hakan Aydın çıkışlarına devam edeceklerini ifade etti. Haftalardır güzel oynuyorduk. Bu ligin iyi takımlarından biriyiz. Bunu herkes biliyor, herkes farkında. Yine pozisyon vermedik, gol yemedik. İki tane attık, daha da fazla atabilirdik. Dolayısıyla yarınlar bizim, bunu hep söylüyoruz. Dolayısıyla ilk gün verdiğim bir söz vardı. Bu sözü yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyim. Kimle oynarsak oynayalım, dik oynayacağız. Kazanmak için oynayacağız, iyi oynayacağız. Dolayısıyla futbolun doğrularını yapmaya çalışıyoruz. İyi oynuyoruz, öne oynamaya çalışıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Vallahi biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bunu ilk günde söyledim, şimdi gene söylüyorum. Nerede, kimle oynarsak oynayalım, kazanmak için oynuyoruz. Grupta çok yani hayalci olmaya gerek yok. Playoff'un içinde olacağımız görünüyor. Playoff'un içinde neresi olacak bunu zamanla göreceğiz ama her maç kazanmak istiyoruz. Güzel bir maç oldu benim adıma da takım adına da. İhtiyacımız olan bir galibiyetti. 3 haftalık kaybetmeme, 4-5 haftalık kaybetmeme serimiz vardı. Son 3 maç berabere bitmişti ve kazanma alışkanlığı edinmek istiyorduk. Sonuç olarak da güzel bir maç oldu. Kazandık. İnşallah seri olarak devam ettiririz. Playoff'un içinde kalıcı oluruz. Artık oralarda olmamız gerekiyor. Ondan sonrası Allah'ın izniyle güzel bir sonuç olur sezon sonunda. Kendini biliyor. Çok şükür geldi, şans getirdi. Her geldiğinde kazanıyoruz. Nasip oluyor, gol atıyoruz. İnşallah devam ettiririz. Ordu Spor 1967 şok bir mağlubiyet aldı. Mor Beyazlılar hiç galibiyeti bulunmayan Nevşehir Belediyespor'a 1-0 yenildi. 3. Lig 4. grupta mücadele eden Ordu Spor 1967 10. haftada şok bir yenilgi aldı. Mor Beyazlar ligde hiç galibiyeti bulunmayan Nevşehir Belediyespor'a deplasmanda 1-0 yenildi. Son 5 haftada mağlubiyet almayan temsilcimiz Nevşehir'de istediği sonucu elde edemedi. Uzun bir dönemden sonra kaybeden Mor Beyazlar 9 puanla 10. sıraya geriledi. Temsilcimizin ligden düşme sınırıyla olan puan farkı da kalmadı. Mor Beyazların son sıradaki Nevşehir Belediyespor'la olan puan farkı da 3'e indi. Ordu Spor 1967 ligin 11. haftasında pazar 14'te 23 Elazığ Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 2. geleneksel Offroad Festivali sona erdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Offroad Festivali yoğun ilgi gördü. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Emmi Güler, Offroad sporunun Ordu'da gelenek haline geldiğini söyledi. 40 ilden geldiler. Misafirlerimize önce hoş geldiniz diyor. Tabii Offroad deyince ne geliyor aklımıza? Adrenalin geliyor, heyecan geliyor. Sürprizlerle mücadele etmek geliyor. Tabiat güzelliği geliyor, doğa güzelliği geliyor. Ve aynı zamanda da doğa güzelliklerini seven insanların hayatta beklenmedik sürprizlerle karşılaştığı zaman hayatını nasıl idame ettirecek, nasıl sürdürülecek? Çünkü bazen bir suyun içine gireceksiniz, bazen bir çamur deryasıyla karşılaşacaksınız, bazen bir dağa çıkmak durumunda kalacaksınız. Hayat da böyle aslında. Hayatta böyle zorluklar var. Yani her meslekte var, bazen de mecazi anlamda var, bazen de fiziki olarak var. Böylece bu güzel sporu Ordu'da gelenekselleştiriyoruz. Altınordu ilçesi Mele Tırmağı kenarında Offroad Festivali düzenlendi. 60 kulüp 250 aracın yarıştığı müsabakada araçlar çeşitli engellerle zorlaştırılmış ağır parkurlarda kıyasıya mücadele etti. Gün sonu yarışmada başarı elde eden kulüp ve sporculara ise düzenlenen kupa töreniyle ödülleri verildi.
Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.